Arkadaşlar merhabalar bu videomda 3D yayınlarının hazırladığı TYT Geometri Soru Bankası kitabında Delta üç konusundan sonraki birebir ÖSYM testinin çözümünü yapacağız. Çözümlere başlayalım. Şekil 1'deki kısa kenarı 4 cm uzun kenarı 11 cm olan dikdörtgen şeklindeki kağıt parçası BK doğrusu boyunca katlanıyor. Evet şu şekilde katlanmış. Katlamada ne yapıyorduk arkadaşlar? Eski haline geri açıyorduk ki açılmış hali var üst üste binen kenarlar birbirine eşit. Hatta hocam dikdörtgen şeklinde 4 ise o zaman burası da kaç oldu? 4 oldu. E hocam bunun tamamı 11'di. 11'di. Buraya 8 kaldı. E 8 iken burası da kaç olacak arkadaşlar? 8 olacak. Sonra üst üste binen açılar da birbirine eşit. Şu açılar da birbirine eşit. Şu açıda da şu açı eşit ama kullanmayacağız gibi. Genelde karışık olan yerlerdeki açıları kullanmıyoruz değil mi? Peki ne yapıyorduk? Daha öncelerinde de söyledik. Arkadaşlar bakın. Karşılıklı kenarları paralel olan dörtgenlerde eğer açı ortaylık varsa Z'ye dikkat. Var mı burada Z? Olmaz mı hocam? Bak burada bir Z kuralı var. Z'den dolayı burası da nokta açısı oldu. E o zaman benden ne isteniliyor? E, C üstü B. Yani şunun alan isteniliyorsa şunun kenarlarını bulacağım. Hocam ben buraya bir X dersem. İkiz kenarlıktan dolayı burası da X olur. Buraya 8-X kaldı. A, Pisagor bağıntısı. Yani X'in karesi eşittir 8-X'in karesi artı 4'ün karesi olduğundan. Buradan işlem işlem işlemle ile x'i buluruz. Ya da 4 varsa büyük ihtimalle ne üçgenidir? 3, 4, 5. Deneyelim bakalım. 5 koyarsam burası da 3 sağlanıyor mu? Sağlanıyor. O zaman bu üçgenin alanı nedir arkadaşlar? Alan dediğimiz kısım şunun alanı isteniyordu. 3 çarpı 4 bölü 2, 12 bölü 2'den cevap kaç çıkar? 6 çıkar. Yani cevabımız Balıkesir oldu. Basamak yüksekliği 24 cm. Basamak genişliği de 40 cm olan yukarıdaki merdivenin yan yüzü boyutları 20 ve 12 santimetre olan dikdörtgen biçimdeki fayanslarla kaplanacak. Evet bunun tamamını bu şekilde kaplayacakmışım. Bu iş için kaç fayans kullanılır diye söyleniyor. Arkadaşlar dikey hep 24'ün katı ya yani 12'nin katı ya 24 12'nin katı olduğu için kırılmayacak fayans demek ki. Hocam burası da yataylarda 40, 40, 40. E burası da 20'nin katı olduğu için kırılmayacağı belli arkadaşlar değil mi? Hatta orada tek tek değerleştirme de yapabiliriz şu şekilde. Hocam şöyle bir yerleştirelim böyle bir yerleştirelim de yapabiliriz ama gerek yok. Sonuçta ben bunlarla nereyi kaplayacağım burayı kaplayacağım. E ben bunu bulurken ne yapacağım? Bu yüzey alanını bunun x tanesiyle kaplayacağım. Yani x tane 12 çarpı 20 neye eşit olacak arkadaşlar? Bunun alanına eşit olacak. E bunun alanını o zaman bulacağız arkadaşlar. Bulalım mı bulalım. Nasıldır bunun alanı? Hocam dikdörtgenler yaparak o alanı bütün alanı bulabiliriz. 24 çarpı 40 bu alan. 24 çarpı 40 diyelim buraya. Sonra hocam bu alan nedir? Burası 24, burası da 24, burası 40 olduğundan dolayı bu alanda 48 çarpı 40 eşit. 48 çarpı 40 eşit. Artı şu alan neye eşit arkadaşlar? Burası da 40, burası da 48 ve burası da 24 olduğundan <laughs> burası da 72. 72 çarpı 40 eşit oldu. Yani x çarpı 12 çarpı 20 eşittir. 40 parantezine aldığımda 24, 48 ve 72'nin toplamı olacak. 72 ile 48'in toplamı kaç yapıyor arkadaşlar? Bu 70 ile 50'in toplamı gibi kaç yaptı? 120. Bir de 24 ile toplarsam 144 mi yapıyor? Evet. 40 çarpı 144 yaptı arkadaşlar burası. Evet. Bu 20 ile bu sadeleşse 40 sadeleşse 2 kaldı. Bu 12 ile 144 sadeleşse 12 kaldı. Ee, sonra burada 2 ile de 12'nin çarpımı kaç yaptı? 24 yaptı. Yani Cevabımız ne olacak o zaman arkadaşlar? Kaç adet fayans kullanılmış? 24 adet fayans kullanılmış. Yani cevap balık kesir oldu. Kare biçimindeki bir masanın üzerine kare şeklindeki bir örtü şekil birdek gibi örtüldüğünde masanın köşelerine bir kenarı 3 birim diğer kenarı 4 birim olan 4 eş üçgensel bölge açıkta kalıyor. Evet 3 4 5 3 4 5 işte 5 ve 5 şunları yazalım. Şekil 2'de masanın üstten görünümü veriliyor. Eyvallah. Örtünün işimi kolaylaştırmış sağ olsunlar. Örtünün bir kenar uzunluğu masanın bir kenar uzunluğundan 4 birim fazla olduğuna göre. He, masanın bir kenar uzunluğundan 4 birim daha fazla olacakmış. Eyvallah. Bakarsın şimdi. Şimdi arkadaşlar bu masanın örtüsü aşağı doğru sarkmış. Aslında bu sarkma e, soruları bir katlama sorusu gibi yukarı doğru açacağız. E o zaman ben burada örtüyü sarkıyor ya yukarı doğru açacak olursam şöyle. Burada da yukarı doğru açacak olursam. Şunu da yukarı doğru açacak olursam. Bu da bir kare değil mi arkadaşlar? Evet bu da bir kare. Şimdi arkadaşlar şöyle bakacak olursak. Hocam 90'lara havada uçuyor aslında. Ne yapmamız gerekecek arkadaşlar? Alfa ve T'ye dalmamız gerekecek. Ben şekil küçük olduğu için nokta ve çizgi diyeyim. Hocam nokta açısı çizgi açısı. Çizgi ise ters açıdan çizgi. Burası ne yaptı? Nokta. E burası da nokta. Burası çizgi. E hocam burası da çizgi. Burası nokta. Ters açıdan nokta. Burası çizgi. Burası da çizgi. Burası nokta yaptı. Nokta, çizgi, çizgi ve burası da nokta oldu. Üçgenler benzer. E hatta burada güzel bir şey var. Bak şimdi. Noktanın karşısı 4'ün katı iken çizginin karşısı 3'ün katı. Diğer üçgenlerde de aynı şey yok mudur arkadaşlar? Vardır. Bu arada 3, 4 daha 7. Ben buraya bir x dersem. Hocam 3, 4 daha 7. 7 artı x yapacak bu masada bir kare ya. O zaman burası da x, burası da x, burası da x. O zaman ben şu üçgenlere bakacak olursam gençler şu üçgene, şu üçgene, şu üçgene ve şu üçgene bakacak olursam. Hocam bunlar benzer ve hatta 90'ın karşısındakiler eşit olduğu için eş üçgen diyebilirim. Tamam dedik o zaman. Hocam burada noktanın ka noktanın karşısı 4'ün katı iken çizginin karşısı 3'ün katı ya. Şununla da şununla benzerlik uyguluyorum. O zaman buradaki çizginin karşısı 3'ün katı iken. Bakın noktanın karşısı da 4'ün katı olacak burada. Hatta 3, 4, 5 üçgenim olacak arkadaşlar burası. Evet. Sarı üçgenlerin hepsi birbirinin eş. E o zaman noktanın karşısı 4K ise hepsinde noktanın karşısı 4K çizginin karşısında ne olacak arkadaşlar? 3K olacak. E bize soruda bir de bir şey daha vermişti. Ne demişti? Örtünün bir kenar uzunluğu. Masanın bir kenar uzunluğundan 4 birim fazla. Örtünün bir kenar uzunluğu 4K, 3K ve 5 toplamı. Yani 7K artı 5 değil mi? Evet. Masanın bir kenar uzunluğu da x artı 7 değil mi? Evet. x artı 7'den ne kadar fazlaymış arkadaşlar? 4 birim fazlaymış. x dediğimiz de aslında nedir arkadaşlar? 3 4 5 üçgeninden burası 5k mı? Evet. 5k artı 7 artı 4 eşit oldu. O zaman 5k'yı attık öbür tarafa. 2k ee, 5'i de buraya attık buraya. 7'den 5 çıktı. 2 4 2 daha 6. k'yı buradan kaç buldun? 3. Bize diyor ki örtünün masa yüzeyinde kapladığı alan nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Arkadaşlar Bizden şu yeşil alan isteniliyor buradaki. Bunu bulurken şuradaki küçük kareden 3 çarpı 4 bölü 2'den kaç tane var? 4 tane var onu çıkartacağım. O zaman masanın alanını bulabilirim ben. Bir kenarı kaç buluruz? k 3 bulduysak burası 15. Masanın bir kenarı kaç yaptı? 15, 18, 22 mi yaptı arkadaşlar? Evet 15, 19, 22. 22'nin karesinden neyi çıkartacağım? 3 çarpı 4 bölü 2 alanından şuradaki kahverengi alanları çıkartacağım. Yeşil alanı bulmuş olurum. 4 taneyi çıkartacağım. 22'nin karesi nedir arkadaşlar? Normalde bu nedir 22'nin karesi? Şuraya yazayım. 11'in karesi çarpı 2'nin karesi ya. 11'in karesi de 121 çarpı 4 ya. E, 2'nin karesi de 4 ya. 4 ile de çarptığımız an kaç yaptı? 4, 8, 4. 484 eksi. Şunun da şu sadeleşse 2. 4 kere 12, 24. Evet 484'ten 24 çıkartınca kaç kalıyor? 460 mı kalıyor gençler? Cevabımız böylelikle Edremit yaptı. Şekil 1'deki bir marketin dikdörtgen biçimindeki tentesinin alanı 18'miş arkadaşlar. Yerden yüksekliği de 3. Arkadaşlar dikdörtgen şeklindeki bir tente ise alanda 18 ise 6 kere 3 18 olacağından burayı kaç bulduk arkadaşlar? 3 bulduk. Devam edelim. Bu tente aynı doğrultuda açıldığında alanı 30 metrekare olup arkadaşlar burası 6 idi. Ben biraz daha açmışım bunu 30 metrekare yapmışım. 30 metrekare olması için o zaman buranın alanı 30 sa 6 ile neyi çarparsa kutu yapar? 5'i. Yani ben bunu şurada açmışım arkadaşlar. Şöyle birinci şekilde açalım isterseniz. Şöyle açmışım. O zaman burası 5 oldu. Yani burası kaç oldu? X oldu. Benden 2 oldu pardon. Şuradaki X mesafesi isteniyor. Pardon. Şu açılmışı gösteremedim arkadaşlar size. Orası gözükmüyordu. Şurada açtım arkadaşlar. 5 birim ya burası. E, biraz daha açtım. 2 birim daha. O zaman yüksekliği de X birim diyor arkadaşlar bize. Bizden bu isteniyor. Arkadaşlar çıktı soru. Niye? Şurada bir yamukvari bir şey yok mu? Var. Aslında yamukvari dediğimiz şunlar birbirine paralel mi? Paralel. Normalde biz bunu şeyle yapabiliriz. Üçgenden yapabiliriz. Bazı arkadaşlar kuralla yapıyor bunu. Hocam 2'deki e, bakın 2 birimdeki 3 ise şuradaki pardon 3 birimde ne kadar artmış arkadaşlar? 2 artmışsa 2 birimde şu kadar artık artış vardır deyip oran yöntem yöntemiyle çözen arkadaşlarınız da var. Sıkıntı yok oradan çözebilirsiniz. Ya da hocam paraleller var ya. işimiz gücümüz temel orantı değil bizim paralellik olduğunda. Evet. E o zaman şuradan bir yere bir şu zaten dik ya da dik yamuk bu. Dik yamuk olduğundan dolayı şuradan bir dik çizersem arkadaşlar. E hocam burası x'e burası da x oldu. Burası da x oldu. Buraya 5 eksi x kaldı. Hocam buraya 3 eksi x kaldı. E burada bir benzerlik var. Yani 2 bölü 5 eşittir. 3 eksi x bölü 5 eksi x deriz. Ve işler, işler yaparız. 10 eksi 2x eşittir. 15 eksi 5 xten Eksi -5x 5x'i buraya attığımda artı 5x olur. 5x eksi 2 xten 3x geldi. E buradan da e 15 eksi 10 da kaç yaptı arkadaşlar? 5 yaptı. O zaman x'i buradan kaç buluruz? 5 bölü 3 olarak buluruz. Yani cevabımız ne çıktı arkadaşlar? Denizli çıktı. Şekildeki KBC'de dikdörtgen A noktası etrafında ok yönde döndürüldüğünde bu dikdörtgen oluşturuyor. Evet hep aynı örneği veriyorum. Kalem döndürdüğümde hop yine aynı kalem mi? Evet hocam. Yani iki eş şekil. Döndürme sorularında eş yapıları düşüneceksin kardeşim. Bir kere şu dikdörtgenle bu dikdörtgen aynı. Onu düşüneceksin. 16 ise burası da 16 mı? Evet hocam. E sen bunu döndürdüğünde hocam burası da 16 olacak. Bu buraya gelmiş oluyor. Bunu döndürdüğünde buraya gelmiş oldu. 16 olmuş oldu. Tamam. 16'ları yazdık. Hatta ne çıktı burada? 16 20 ne üçgeni 12 16 20 üçgeni eyvallah şimdi bir de ne yapalım arkadaşlar eş yapıları kullanacağız diyoruz ya bak şimdi hocam dikdörtgenden dolayı şunlar birbirine eşit midir eşittir hocam dikdörtgenden dolayı döndürmeden dolayı da şunlar birbirine eşit midir eşittir aa bak ne çıktı burada ikiz kenar çıktı hemen şuradaki açıları yazalım hocam ikiz kenar çıktı tabanına ait yükseklik çizsek mi taban yok ki tabanına ait yükseklik çizeceksin değil mi e ne yapacağız şunların eşitliğini düşüneceğiz o zaman A hocam dikdörtgenden dolayı aynı zamanda burası da nokta açısı değil mi? Çünkü bunlar birbirine paralel dikdörtgenden dolayı. Burada da ekstradan bir x kenarlık çıktı mı arkadaşlar? Çıktı. Şimdi benden x isteniyor. Şunların eşitliğini düşünelim. Hocam ben şuraya bir şeyler diyeyim. Şuraya bir a diyecek olursam. Burası 20 artı a ise. Hocam burası da 20 artı a mıdır? Evet. A hatta bakın A ise bu x kenardan dolayı burası da A mı? A. Bakın şuradaki x kenardan dolayı. Hocam burası 20 artı A. E hocam burası da 20 artı A. E hocam şurası da 20 artı A olacak. Yani 20 artı A neye eşit olacak? 12 A ve x'e eşit olacak. 12 A ve x'e eşit olacak. Bu verilen bilgileri kullanma, yani kullandığında soru çıkmasaydı şu 90'lıklardan dolayı açılara dalacaktım. Alfabete dalacaktım arkadaşlar haberiniz olsun. İlk verilen bilgileri kullandım. Şu kenarların eşit olmasını kullandım arkadaşlar. Oradan soru çıktı gördüğünüz üzere. A'lar gitti mi? Gitti. 12'ye at öbür tarafa. 18 değil pardon 8 eşittir x yaptı arkadaşlar. Böylelikle cevabımız akçay çıktı. Gerçekten güzel bir soru. Şu kalem döndüğünde yine aynı kalem eş yapılır. kullanmayı unutmayın arkadaşlar. Dediğim gerçekten ama gerçekten çok önemli. Şekil 1'deki ABC'de dikdörtgeni biçimindeki karton E ve F noktalarından makas ile birbirine paralel olacak biçimde kesiliyor. Birbirine paralel olacak şekilde kesilmiş arkadaşlar. Eyvallah. E o zaman bunlar da birbirine paralel. Bir paralel kenar mı oldu arkadaşlar bu? Evet. Sonra diyor ki sonra diyor ki daha sonra aşağıdaki gibi birleştirerek bir kare ve bir eşkenar dörtgen oluşturuluyor. Ha. Şunlardan bir kare oluşuyormuş arkadaşlar. Bakın şunu şöyle göstereyim. Şöyle göstereyim. Heh. Şunlardan bir kare oluşuyormuş. Şunları şunları böyle yapıştırınca kare oluşuyormuş. E, şunları da birleştirince arkadaşlar şunda da hiçbir şey yapmadan bir eşkenar dörtgen oluşuyormuş. O zaman arkadaşlar madem eşkenar dörtgen oluşuyor şunları ben paralel kenar demiştim ben ama Eşkenar dörtgenmiş bu. Şu, 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 şu. birbirine eşitliği gösterdim. Eyvallah. Bundan da bir kare oluşuyorsa şu şekilde buradaki açılar kaçar derece? Şuraya geleyim tabii Göremiyorsunuz şu anda. Şuraya geleyim. Buradaki açılar kaçar derece oldu o zaman arkadaşlar? 45 45. Kare bu. Hocam 45 45 90 üçgeni 45 45 90 üçgeni köşegen konumunda olduğundan dolayı 45 45 90 45 45 90. Şimdi bizden ne isteniyor? Şekil 2'deki karenin alanı 9'sa. Hocam 9'sa bunun bir kenarı kaçtır? 3'tür. E o zaman 3 3. E burası 3 kök 2 oldu. E eşkenar dörtgen de bu 3 kök 2. 3 kök 2. 3 kök 2. E burası da 3 3 oldu mu? Oldu bizden ne isteniyor? Eşkenar dörtgenin alanı nedir diye isteniyor arkadaşlar bizden. E çok basit. Niye? Hocam bunun alanı nedir? Taban çarpı tabana ait yükseklik. Yani 3 kök 2 çarpı 3'e eşittir. Direkt alan cevabımızda ne çıktı o zaman arkadaşlar? 9 kök 2 çıktı. Cevap denizli oldu. Şekildeki bir kenar uzunluğu 4 kök 3 birim olan ABCD karesi B noktası etrafında saat yönünde 30 derece döndürülüyor. Evet saat yönünde 30 derece döndürmüşüm arkadaşlar. Bunu şu şekilde mavi şu şekilde döndürmüşüm. Arkadaşlar 30 derece döndürdüysem dikkat dikkat. Hop bunu buraya döndürdüm. 30 derece döndü. E o zaman burada kaç kaç derece arkadaşım? 30. Buraya kaç kaldı? 60. E hocam burası da 90 olacağından 30. E bu dört kökçülük bir kare döndürdüğümde yine aynı kare. Dört kökçülük bir kare mi yine arkadaşlar? Evet. Dört kökçüleri yazalım. 4 kökçü, dört kökçü, dört kökçüleri yazalım. Şimdi bizden ne isteniyor? DL uzunluğu isteniyor arkadaşlar. E hocam aslında burada çok farklı şekilde yapılabilir bu işlemler ama e, burası 90 mı? Evet. Burası 90 mı? Evet. Şimdi 90-90 ve 60'tan dolayı buradaki açıyı da bulabiliriz. Hatta kaç çünkü arkadaşlar buradaki açı? 150 derece mi çıkıyor? Yok. 120 derece çıkıyor arkadaşlar. Buradaki açıda 60. Ne yapacağız? Vallahi şurasına yoğunlaştığımız zaman olay çıkıyor aslında. Arkadaşım şuraya yoğunlaştığım zaman. Bakın burası da 4 köküç burası da 4 köküç. Yani ne demek istiyorum? Şunlar birbirine eşit. Aa hocam. Dikmeler birbirine eşit oldu. Dikmeler nerede birbirine eşit? Açı ortay. Yani şunu şöyle çizdiğin zaman bu açı ortay doğrusu olmak zorunda mı arkadaşlar? Evet. Açı ortayda kollar çizilen dikmeler birbirine eşittir. Hatta 60-90 ise burası da 30. E burası da 30 oldu. E bu da açı ortay doğrusu. Burada da kollar açılan birbirine eşittir. Yani şu parça ile şu parça birbirine eşittir. O zaman soru çıktı. 60'ın karşı 4 köküsü 30'un karşısı ne olacak? 4. Hocam bir kenar zaten 4 köküçtü. E o zaman burası da 4 köküç olduğundan. X artı 4 eşittir 4 köküsü. X de buradan ne buluruz? 4 köküsü eksi 4 olarak buluruz. Yani cevabımız akçay yaptı. Aşağıda köşegenleri çakışık ve kenarları birbirine paralel olan iç içe geçmiş iki kare verilmiştir. Köşegenleri çakışıksa arkadaşlar bunlar böyle devam, böyle devam. Yani bunlar şu köşegen olmak zorunda arkadaşlar, değil mi? Ee, o zaman burada kaçlar kaçar derece? 45'er derece diye söyleyebiliriz arkadaşlar. Köşegenleri çakışık olduğu için bunu söyleyebiliyoruz. Evet, buradakiler 45'er derece oldu. Hatta madem köşegenler çakışık, şunu da şey yapalım. 45, burası da 45. Hatta bu ikiz kenar yamuk çıktı. Hocam şu parça şu parça birbirine eşit. Değil mi? Evet. Hatta hocam şununla şu birbirine eşitse. E, bu da ikiz kenar yamuk. Bu da eşit oldu. Hocam bu da ikiz kenar yamuk, Bu da eşit oldu. Hocam bu da ikiz kenar yamuk. A, hepsi aynı ikiz kenar yamuğa eşit oldu. Alt tabanları ve üst tabanları aynı mı burada baktığın zaman? Evet karenin büyük kenarı ve karenin küçük kenarı görüyor musunuz hepsinde? E o zaman bunlar eş ikiz kenar yamuklar oldu arkadaşlar. Şekilde dıştaki karenin alanı boyalı bölgenin alanının 8 katıdır. Yani adam sana buraya A vermiş. Tüm alanı 8A vermiş. Eğer öyleyse bunlar da eş yapılar olduğundan dolayı burası da A, burası da A, burası da A deyip tüm alan 8A ise buraya kaç A kaldı diyebiliriz arkadaşlar? 4A kaldı diyebiliriz. Buna göre dıştaki karenin kenar uzunluğu, içteki karenin kenar uzunluğunun kaç katıdır diye soruluyor arkadaşlar bize. Ya benzerlikten de yapabiliriz ama neyse. Ee, şimdi dikkat edin arkadaşlar. X kare neye eşit? 4A'ya mı eşit? Şunun alanı. Evet. E, y kare neye eşit arkadaşlar? Y kare de tüm alanda 8A'ya eşit. Büyüğün alanda. Bize diyor ki dıştaki karenin kenar uzunluğu yani y kare bölü ne isteniyor? Y bölü x isteniyor. Arkadaşlar keşke en başta şöyle yazsaydım. Y kare eşittir 8A oldu. X kare eşittir e, 4A oldu deseydim. Çünkü bizden y bölü x isteniyor. Taraf tarafa oranlayacak olursam y kare bölü x kare neye eşit oldu arkadaşlar? 2'ye eşit oldu. Kare kökünü alacak olursam her iki tarafın o zaman cevabımız neye eşit oldu? Kök y eşit oldu. Yani cevap akçay. ABC'de bir deltoid ve 30 derece demiş. Arkadaşlar bu bir ise şunlar birbirine eşitse otomatikman şunlar da birbirine eşit midir? Evet. Köşegenler nasıl kesişir? Dik kesişir hocam. Hemen 90'ları da yapıştırdık. Ve aynı zamanda ikiz kenarda çizilen yükseklik konumda olduğu için ya da bu simetri eksen olduğundan dolayı 30-30 paylaştırır. E, tamam bunu da yazdık. 30 a 30 paylaştı. Aa 30 90 ise burası ne oldu? 60. Eyvallah. 60'ın karşısı kök 30'un karşısı pardon. 30'dan 60'a geçiş kök kat. O zaman 60'dan 30'a geçiş kök bölünmüş hali. 3'ü kök 3'e böldüğüm zaman kök 3'e çarparsam 3 kök bölü 3'ten kök yapar. Arkadaş burası köküç çıktı. Deltoid'in alanı nedir diye soruluyor. Aynı şekilde burası da kök 3. alanı için bize ne lazım arkadaşlar? Köşegenler. Köşegenler var mı? Var. Bir köşegenle 2 kök o zaman alan 2 kök 3 çarpı diğer köşegen 5 bölü 2 bize alanı verecektir. Yani cevabımız böylelikle 5 kök 3 çıktı. Gençler yani cevap Akçay